Sevgili mutfaktan herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yine bir misafir ikramların videosuyla karşınızdayım. Öğlen saatlerinde gelen bir telefonla akşam saat 5'e kadar hazırlamış olduğum misafir ikramlarımı Allah ne verdiyse diyerek evimde ne varsa ortaya çıkardığım misafir ikramlarımı sizlerle paylaşmak istedim. İlk olarak misafir ikramı görmüş olduğunuz kurabiyelerimi hazırladım. Tatlı olarak da ağlayan pasta tercih ettim. Bereketli olması açısından da fırın tepsisinde hazırladım. Kekini yaptım, şerbetledim, soğumaya bıraktım. Bu arada çikolata sosunu da pişirdim, onu da soğumaya bıraktım. Yine klasik olarak poğaça hazırladım. Şeklini verdim, tepsi mayasını bekletiyorum. Pirincimi ısladım. Derin dondurucuya daha önce kavurup kaldırmış olduğum etimi çıkardım. Pilavımda kullanmak üzere, buzu çözülsün diye. Yaprak sarmamı kız kardeşim gönderdi. Hazırda yaprak sarmam yoktu. Onu da pişmesi için tencereye koydum, ocağa aldım. Yaprak sarmam bir taraftan pişerken de salata olarak karnabahar salatası yapmak istedim. Bunu da çiçeklerine ayırdım karnabaharlarımı. Yıkadım ve güzel bir şekilde haşlanmaya bıraktım. Karnabaharlarım haşlanırken de poğaçalarımı yetersiz bulduğum için iki tencerede tencere böreği yaptım peynirli olarak. İlk aşamalarını tamamlamış olduğum ikramlarımın soğuması için balkonuma kaldırdım. Gördüğünüz gibi poğaçalarım da gayet güzel bir şekilde pişti. Bunların tarifi kanalımda mevcut. Açıklama kısmında yazacağım inşallah. Linklerini bırakacağım. Bu arada haşladığım karnabaharlarımı da güzel bir şekilde süzdüm ve soğuttum. Servis tabağıma aldım. Üzerine sarımsaklı yoğurdunu döktüm. Kekim ve çikolata sosum da soğumuştu. Arası için iki poşet krem şantiyi köpürttüm. Kekimin üzerine sürdüm ve üzerinin çikolata sosunu da dökerek pastamın yapımını da tamamladım. Zamanla yarıştığım için gerçekten hepsinin videosunu ayrı ayrı çekmek isterdim sizlere. Yapım aşamalarını da göstermek isterdim ama dediğim gibi zamanla yarıştığım için buna imkanım olmadı. Ama şu an pek çok tarifim kanalımda mevcut. Hepsinin de dediğim gibi linkini açıklama kısmına da bırakacağım. Başa tutturulan yoruma da bakabilirsiniz. Oraya da yazacağım inşallah. Bugün misafir ikramı olarak karnabahar salatası hazırladım. Özbek pilavı pişirdim. Ağlayan pasta, peynirli poğaça, Hindistan cevizli pişmaniye kurabiye hazırladım. Tek hamurla iki farklı çeşitte. Tencere böreği hazırladım. Mercimek çorbası hazırladım. Yaprak sarma pişirdim. Henüz kanalımda karnabahar salatamın videosu mevcut değil. Bunun için sizlere kısaca tarif etmek istiyorum. Önce karnabaharları çiçek çiçek ayırdım ve güzelce yumuşayıncaya kadar haşladım. Ardından çok güzel bir şekilde süzdürmeniz gerekiyor vaktiniz varsa. Ben çok uzun bir süre bekletemedim. Güzelce süzdürdüğüm karnabaharların üzerine sarımsaklı yoğurt hazırlayıp döktüm. Üzerine de kuru soğan ve kıymayı güzelce kavurdum. Bir miktar salça, tuz ve baharatlarla lezzetlendirdim ve sarımsaklı yoğurdumun üzerine de kıymamı ilave ettim. Üzerine de maydanozlarla süsledim. Gerçekten hafif ve çok lezzetli bir salata oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bu güzel kurabiyelerin de tarifi kanalımda mevcut. Ağlayan pastam yok ama yerine tavsiye edeceğim çok güzel pastalar var kanalımda videoları mevcut. Onların da linkini ekleyeceğim inşallah. Görmüş olduğunuz bu şahane haşhaşlı çörekler de misafirlerimin hediyesiydi. Amasya ve Merzifon yöresine ait haşhaşlı çörekler gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Kanalımda Osmancık usulü hazırlanmış çöreklerin videosu da vardı. Onun da linkini bırakacağım inşallah. Ona da bakabilirsiniz. Biraz evvel de belirttiğim gibi önceden haberli olmadığım için öyle aniden gelen bir telefonla hazırlık yaptığım için olabildiğince pratik, bereketli ve lezzetli ikramlıklar hazırlamaya çalıştım. Genelde yorumlar bu tarz videolarımın altına yorum olarak ne kadar sürdüğü, ne kadar sürede hazırladığım ve maliyetinin ne kadar olduğunu soruyorsunuz. Ne kadar sürdüğü yaklaşık 5 saat kadar sürdü diyebilirim. 5,5-6 saat kadar sürdü diyebilirim hazırlığı. Ama maliyet olarak sizlere bir şey söylemem pek mümkün değil. Bugün de yine ikramlarımı hazırlarken
Yalnızca kuru soğan ve süt aldırdım dışarıdan. Diğerleri tamamen evimde bulunan malzemelerdi. Hatta yufkam bile paketiyle derin dondurucumda bulunur acil zamanlar için. Bir maliyet hesabı yapmam gerçekten çok zor arkadaşlar. Bu arada karnabahar salatama alternatif önerilerde de bulunmak istiyorum. Lezzetini zenginleştirmek ve görselini de yine zenginleştirebilmeniz adına arzu ederseniz karnabaharlarınızı haşlarken eğer varsa elinizde patates ve havuç ilavesinde de bulunabilirsiniz. Küp küp doğranmış havuç ve patates de ilave ederek haşlayabilir ve o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Hem lezzeti hem görüntüsü daha da artacaktır. Yaş ortalaması hem çok küçük hem de çok büyük misafirlerim de olduğu için ben ikramlarımın arasında çorba da bulundurmak istedim özellikle. Özellikle çocuklu misafir ağırlayacaksam mümkün olduğunca çorba da ilave etmeye gayret ediyorum. İkramlarımın arasında yer vermeye gayret ediyorum. Daha önce de misafir ikramlarım 1 ve misafir ikramlarım 2 adlı videolar başlık atarak 2 ayrı video daha paylaşmıştım. O videoların altında da yine devamını isteriz şeklinde yorumlarınızı gördüm ve gerçekten mutlu oldum. Faydalı olabildiğim için gerçekten çok sevindim. Özellikle ilk defa gören arkadaşlarım için söylemek istiyorum. Eğer sizler de bu tarz videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen yorum kısmında bunu belirtin. Videolarımın devamını istiyorsanız bunu belirtin. Ben de elimden geldiği kadar yer vermeye çalışırım. Genel olarak yapım aşamalarını çekme imkanım olmasa da sizlere sonuç olarak bir menü fikri sunmak, paylaşmak istedim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamı için bana yorum yapmayı ve videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın sakın. Tariflerimizden ve videolarımızdan daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Videomu sonuna kadar izleyen arkadaşlarım, yoruma benim için bir kalp bırakırsanız çok mutlu olurum. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.